Merhaba değerli takipçiler. Kerem Bürsin'in İtalya'da gördüğü ilgi, hepimizi ne kadar mutlu etti, değil mi? Çok büyük bir sevgi seriyle karşılandı. Kerem Bürsin, e, Sen Çal Kapımı dizisi gösterime girdikten sonra geçen süre içinde bütün dünyada Kerem Bürsin'in ve Hande Erçel'in, daha doğrusu Hande'nin çok fazla takipçisi, çok fazla hayranı olmuştu. Milyonları bulan bir ilgi bir sevgi. Zaten Twitter'daki o paylaşımlar filan muhteşem diyor. Rekor üzerine rekorlar kırıldı. <laughs> en son 8.8 milyonla yaklaşık 9 milyonla kırılan rekor müthiş bir derece dünya seviyesinde bir başarıydı ve Kerem Bürsin'e dizisinin oynadığı İtalya'dan böyle bir davetin gelmesi de zaten sürpriz olmadı asla. Kanal 5'te dizinin gösterildiği, Sen Çal Kapımı dizisinin gösterildiği Kanal 5'te yayınlanan o kanalın ve İtalya'nın en önemli talk show programı Verissimo'da ağırlandı e, Kerem Bürsin. Bunun için menajeri Günfer'le, Günfer Günaydın'la, Günfer, Günfer Günaydın'la e, bir gün önceden Milano'ya davet edildiler, gittiler. Tabii ki bütün uçak masrafları, otel masrafları ee, Kanal 5 tarafından karşılanmıştı ve e, ben şöyle bir baktım Milano İstanbul Milano gidiş dönüş bir kişi business class'ta uçacaklar elbet ee, yaklaşık 8 bin lira iki kişi 16 bin lira otel kaldıkları otel müthiş bir otel The Westin Palace Milan oteli The Westin Palace Milan oteli 5 yıldızlı çok Lüks bir otel, ee, orada da günlük e, oda başına 1000 euro gecelik kira, e, gecelik ücret olsa yani bayağı bir e, Kerem Bursin, e, zirvede olan bir sanatçıya yakışır şekilde ağırlandı. Bir stara, dünya starına yakışır bir şekilde ağırlandı. İtalya'da kaldığı iki gece, üç gün boyunca ve dün de sabah 10.30 uçağıyla Türk Hava Yolları'nın Milano'dan kalkan Milano'dan kalkan 10.30 uçağıyla İstanbul'a döndüler. 14.30 gibi İstanbul e, havalimanında oldular. Menajeri Gunfer Günaydınla birlikte ve dolu dolu bir 3 günlük seyahat gerçekleştirdiler. E, orada zaman zaman Instagram hesabımdan ve web sitemden de paylaştım. Kerem bir e gösterilen büyük ilgi. Ee, otelinin önünde saatlerce bekledi hayranları Kerem Bürsin'in otele gelişini gidişini gün içinde e, İtalya'da Milano'da otelden çıktı, çeşitli aktivitelere katıldı. Bu verissimo programına katıldı. Şehirde bir iki tur attı, döndü, dolaştı ve her seferinde otele gelişinde otelin önünde kendisini bekleyen çok büyük bir hayran kitlesi gördü. Her seferinde İtalyanlar onu otelin önünde büyük bir coşkuyla bekliyorlardı. Onunla selfie fotoğraflar çektirdiler, imzalar attırdılar, onunla sohbet etmek için kendisine cep telefonlarını uzatıp kaydettiler konuşmalarını, sorular sordular ve onlarla mükemmel İngilizcesiyle İtalyan hayranlarıyla çok güzel diyaloglar, diyaloglar kurdu. Hayranları arasında yabancı ülkelerden de kişiler vardı. Onlarla da onların da bütün isteklerini sadece İtalyanların değil onların da bütün isteklerini yerine getirmeye çalıştığı Zaten son derece sıcak kanlı bir insan Kerem Bürsin. Ona Hande Erçel'le ile ilgili de sorular soruldu. Hande'ye selam söylemesi de istendi Hande Erçel'e. Hepsini tebessümle karşıladı. Bazı sorulara cevap vermek istediklerine cevap verdi. bu arada Kerem Italy loves you. E, İtalil, Kerem İtalyanlar seni İtalya seni seviyor şeklinde açılan bir tweet hesabı da Kerem Bürsin orada olduğu 3 gün boyunca sürekli olarak gündemdeydi. Orada bu e, tekle yapılan, bu hashtagle yapılan paylaşımlar sürekli gündemdeydi. Gittiği günde zaten Welcome to İtalya Kerem diye bir hashtag açılmıştı. O da e, top tene giren bir hashtag olmuştu. Ayrıca menajeri Gunfer'de o kadar çok sevildi ki ve sempatik bulundu ki, e, Kerem Bursin'in İtalyan hayranları tarafından, o da Twitter'da e, sürekli gündemde oldu, sürekli e, konuşuldu, paylaşıldı. Gunfer Gunadin'le ilgili paylaşımlarda Kerem'e tebessüm ettirdi. Kerem Günfer Günaydın'a telefonunu alacağım bir süre bende kalacak diye espri de yaptı ve hem Kerem Bürsün hem menajeri gördükleri ilgiden çok çok memnun kaldılar. Kerem Bürsün'ün arabasının etrafı arabasının etrafı otele gelirken giderken hayranları tarafından sık sık çevrildi. Kendisine hediyeler verdiler e Hande'ye de göndermesi için hediyeler verdiler. Hande Erçel'e sevgilisine göndermesi için hediyeler verdiler. Bu arada Verissimo programı Kenan Bürsin'in konuk olduğu Verissimo programında Kendisine özel hayatıyla ilgili, Hande Erçel ile ilgili de sorular sorulduğunu da haberini aldık. Bütün bu sorulara verdiği cevapları program yayınlandığı zaman izleyeceğiz. Band'dan band çekildi, band çekim oldu. Canlı yapmıyorlar bu programların çekimlerini. Önceden banda kaydediyorlar, sonra yayınlıyorlar. Ve Kerem Bülsün de sorulan bütün sorulara, bize gelen haberlere göre içtenlikle cevap verdi. Onun çocukluğundan itibaren nasıl oyuncu olmaya karar verdiği, oyunculukta unutamadığı anıları, Hande Erçel'le tanışması, Hande Erçel'le gelecekte ne düşündüğü, evlilik hakkındaki fikrine kadar Pek çok soru soruldu ve Kerem Bülsün de elinden geldiği kadar bu sorulara cevap verdi. E, İngilizce olarak Kerem Bülsün konuştu bu programda. Ve e, benim aldığım duyuma göre programa Hande Erçel de önümüzdeki günlere davet edilecek. E, ve Hande Erçel de o programa katılmak için e, büyük bir ihtimalle okey verip İtalya'ya, İtalya'ya gidecek. Kerem Bülsün'le Hande Erçel'in oynadığı dizi Love is in the Air Love is in the Air adıyla gösteriliyor. İspanya'da da öyle. Aynı isimde gösteriliyor. Aşk Havada Havada Aşk Var ismiyle gösteriliyor İtalya'da. Ve her hafta reytinglerde Berlusconi'nin kanalı zaten eski İtalyan başbakanlarından Berlusconi'nin zengin milyarder Berlusconi'nin sahip olduğu kanal oğlu başında Berlusconi'nin ve sunucusu da zaten oğlunun oğlunun bir dönem sevgilisi olan daha sonra evlilik boşandı çocuğunun annesi bu programı sunuyor ve son derece de ilgi çeken bütün dünyanın her tarafından ünlülerin de merakla seyrettiği bir program Silvia Tolfanin sunucusu. Daha önce Can Yaman ve Can Yaman ve Demet Özdemir de konuk olmuştu. Bu konuda da çektiğim videoları, daha önce çektiğim videoları da izleyebilirsiniz. Kanal 5 İtalya'da da en çok seyredilen kanallardan biri. Peki eğer, e, peki Kerem Bürsin İtalya'da bu seyahatten memnun kaldım. çok memnun kaldı. Kerem Bürsin İtalya'dayken zaten dostlarıyla yazışmasında, ailesiyle, annesiyle, babasıyla yazışmalarında İtalya'yı ve İtalyanları çok sevdiğini, çok beğendiğini, onların çok son derece sayımı olduklarını ve kendisini çok sevdiklerini belirtti. Kerem Bürsin'in çevresinden aldığım duyumlar böyle ve Kerem Bürsin'in en kısa zamanda tekrar İtalya'ya gelmek gelmeyi çok istediğini Orada İtalyanlara da zaten söylediğini videolarda da duyuyoruz. Onlarla yaptığı sohbetlerde duyuyoruz. Ve İtalyanlar da Kerem'i çok sıcak buldular ve sık sık onun yüzünü görebilmek için. Kerem Bülsün ile konuştuklarını, karşılığındaki kişinin Kerem Bülsün olduklarını biliyorlar ama... Onun yüzünü görebilmek için maskesini çıkartmasını istediler. Zaten videolardan birinde de elimizdeki videolardan birinde de bu var. Havalimanında maskenin çıkar diyor. Kerem Bürsin yürürken arkasındaki hayranları maskeni çıkar Kerem maskenin çıkar diyor. O da çıkarıyor ve tebessüm ediyor, çığlıklar atıyorlar. Kerem Bürsin'e olan hayranlık, Kerem Bürsin'e olan ilgi, sıcak ilgi de buradan görülüyor. Bu çok güzel bir şey tabii. Türk oyuncuların İtalya'da bu kadar sevilmesi, sempatik bulunması. Ama bu Kerem Bürsin'in kendi başarısı, kendi başarısı, kendi dürüstlüğü, içtenliği, samimiyeti ve iyi oyunculuğu, çalışkanlığıyla Kerem Bürsin bugüne geldi. Ve inşallah çok daha güzel yerlere gelecek, daha dünya çapında isim yapacak daha da şöhreti büyüyecek ve büyük başarılara imza atacak. Peki hep o soru, hep o soru bana soruyorsunuz. Hande Erçel de Kerem Bürsin evlenir mi Bilal abi? Evet evlenirler. Evet evlenirler. Kerem Bülsün'le Hande Erçel evlenirler. E, bu konuda İtalyanların bizden daha çok, o programı çeken İtalyanların bizden daha çok şeyler bildiklerini e, tahmin ediyorum. Bu konuda eee Kerem Bürsin'in sıkıştırdıkları, sıkıştırdıklarını tahmin ediyorum. Peki benim fikrim, benim fikrim bu iş Hande Erçel'in kariyeriyle ilgili. Hande Erçel'in daha önce İngiltere'de bir başka Kerem Bürsin'den çok önce, bundan 4-5 sene evvel İngiltere'de bir denemesi olmuştu. Orada çok istediği bir oyunculuk kursu vardı. Oraya gidip oyunculuk eğitimi almak istiyordu ve gitti. Yalnız oranın sınavlarında başarılı olamamıştı. Ve oradaki bir alt kursa gitmişti. Hande Erçel'in yurt dışında hem dil öğrenmek hem de oyunculuğunu daha da geliştirmek konusunda arzusu isteği olduğunu biliyorum. Evlilik ihtimali daha belki videolarda da söylediğim gibi Hande Erçel'in kariyeriyle ilgili bu çalışmalardan sonra gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ama siz takipçilerim diyorsunuz ki Bilal abi kariyer yaparken de evlenemez mi? Evli olarak yapamaz mı? Bu konuyu başka videolarda da konuşacağız olur mu? Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Ve beğendiyseniz de beğen yapmayı unutmayın. Sevgiyle.